Kazım Bey, bu son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere İstanbul Ticaret Odası da dahil Shopping Fest biliyorsunuz şu anda hala devam ediyor. 29 evet. Haziran'a kadar da devam edecek. Bunlar çok büyük %50-60'a varan indirimler hala devam ediyor. Kapalı Çarşı'da geçtiğimiz günlerde yine bir böyle bir indirim günü oldu, altın günü diye. Büyük de bir rekabet oldu. Şöyle Shopping Fest'i bir değerlendirir misiniz? Kapalı Çarşı'da firması olan birisi olarak. Tabii ki. Öncelikle kredi kartlarından dolayı piyasada oluşan, hani markette oluşan darlaşmadan dolayı insanların alım gücünün düşmesiyle insanlar bu konuda çok büyük sıkıntılar yaşamaya başladılar ki yaz aylarındayız ve kuyum sektörüne çok ciddi bir talep var. Fiyatların geri çekilmesi, indirimlerin yapılmasıyla insanlar bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeye geldiler. Firmalar da sirkülasyonu artırarak işlerin devamı için böyle bir şeyi çok faydalı buluyorlar. Ben bunun şöyle söyleyeyim, insanların alım gücünün alıma destek verilmesi, onlara yardımcı olunması, firmaların da insanların ihtiyaçlarını ertelemeden alışveriş yapmasıyla kendilerini kalkındırması adına çok büyük bir proje olduğunu düşünüyorum. Ekonomide canlılığı hissediyor musunuz Kapalı Çarşı'da? Tabii, kesinlikle, kesinlikle. Mesela önümüzde bir Ramazan ayı var. Ramazan ayının ertesinde insanlar tabii Ramazan ayı olduğu için düğünlerini ertelediler. Kredi kartlar taksilerinde kaldırılmasıyla bu sebepten dolayı firmalarda bir pazarda bir hareketsizlik meydana geldi. Fiyatların geri çekilmesi insanları tekrar pazara davet etti ve bu şekilde insanlar ihtiyaçlarını aldı. Hem onlar kalkındılar hem de firmalar kalkındı. Gayet güzel bir proje oldu. Faydalı oldu. Bu tip etkinliklerin tabii sürekli olmasını sürekli istiyor musunuz? Sürekli olmasını istiyoruz. Hatta her ay gerçekleşmesi daha iyi olur. Rekabetin arttığı ortamda kar marjları da düşüyor. Ayakta kalabilen tabii ki kazanacak. Böylece daha iyi hizmet veren, daha düşük kar marjlarıyla çalışan firmalar ayakta kalacak. Sektörde kaliteli insanlar ayakta kalacak. İnsanlar da hizmetten memnun olacak.